Arkadaşlar merhaba. Eğer eğlenceli bir şeyler izlemek istiyorsanız şu anda yanlış videoyu izliyorsunuz. Daha eğlenceli bir kanala, ne bileyim slime videosuna falan geçebilirsiniz. Biz şu anda bir hayvan hastalığı olan, bir köpek hastalığı olan Erlişia canis ile ilgili yaşadığımız deneyimi sizlere aktaracağız. Aynen. Bizim oğlumuz Bozo. 8,5 yaşında, erkek bir labrador. Biz anne ve babasıyız. Ekim ayında acı bir tecrübe yaşadık, üzücü bir tecrübe yaşadık ve internette gezerken gördük ki bu konuda hiçbir bilgi yok. Çünkü o dönemde bilgiye açız, ne yapmamız gerektiğini bilmiyorduk. Biz de böyle bir video oluşturup, böyle bir içerik oluşturup sizlere bu anlamda birazcık daha belki faydalı olabileceğimizi düşündük. En azından hayvan sahiplerine, köpek sahiplerine veya hayvan severlere. Bozo 3 Ekim günü solunum rahatsızlığı dolayısıyla veterinere gitti. Sabah saat 11 falan da herhalde değil mi olsa? Evet. Pazar günüydü. Ha pardon, 1 Ekim pazar günüydü. Ne olduğunu anlamadık. Nefes alamamaya başladı bir anda. Kucakladığımız gibi yürüyemiyor vesaire. Bozo'yu Oğuzhan kucakladı. Doğruca veterinere gittik. Akciğer kanseri olabileceğini söyledi bizim yakınımızdaki veteriner. Ve röntgen çekilmesi gerektiğini söyledi ama bu arada Bozo'nun dilinde morarma, nefes alamama değil mi Oğuzhan? Diş etleri morardı falan. Ben orada kısa bir izin istiyorum. O da şu, yani bu tip solunum yetmezliği olan durumlarda eğer hayvan ölüm durumuna geçmediyse, yani beklenen bir şey değilse, bir akut tedavi uygulanıyor. Ve bu akut tedavi onu tekrar hayata döndürmeyle alakalı. Bu tedaviyle ilgili bir proses. Çünkü Bozo'nun diş etlerinde ve beyazlama ve dilinde morarma vardı. Ve solunumu durma noktasındaydı. Biz onu en kısa sürede başka bir kliniğe aktardık. Ve o klinikte de çekilen akciğer röntgeni neticesinde akciğer kanseri olabileceği orada... Emin olamadık orada. Aynen. Aslında. Yani akciğerde bir lekeler gördüler ama olmaya da bilir dediler. Zaten şimdi videonun devamında bugün biz Ataşehir Veteriner Kliniği ile de bir görüştük. Oradaki doktorumuz, hocamız Erdinç Bey'le de röportaj yaptık. Çok da emin olamadılar. Çünkü kanserde bu kadar akut bir şey gelişmez dediler. Bu kadar solunum yetmezliği olmaz dediler. Ertesi gün bizi o gün gerekli olan müdahale ilk veterinerde yapıldığı için başka bir şey yapamadılar. Bizi ertesi gün tekrar çağırdılar. Bozo da bu arada bizi seyrediyor da karşıda. Ertesi gün tekrar gittik değil mi Oğuzhan? Şaşırmıyorum hiçbir şeyi. Gene bir takım tahliller vesaireler yapıldı. Yurt dışı ile yazışmalar yapıldı. Biz bu arada ilk gittiğimiz veterinere gitmek zorundaydık. Çünkü o akut müdahale bir günde kesilemiyormuş galiba. Şey veriyorlar, kortizon verdikleri için ikinci günde devam etmesi gerekiyormuş. O yapıldığı için gene başka bir şey yapamadık. Ve üçüncü gün tekrar solunum yetmezliği yaşadı Bozo. Ve tekrar biz bu sefer doğrudan Ataşehir Veteriner Kliniğine gittik. Çünkü oradaki veterinerlerimiz biraz emin olamadılar. Yani kanser değil bu. Dediler ne olabilir başka diye ve o gün Bozo açıkçası yürüyemiyordu, yani devriliyordu. Arabadan sedyeyle falan aldılar. Çok üzücü bir gündü, yani çok zor bir gündü. Ve kan testleri vesaire yaptılar. Nihai olarak Erlişia canis adlı bir kan paraziti kaptığını Bozo'nun tespit ettiler. Bu pozitif çıktı. Bu böyle Lyme hastalıkları falan var onun gibi, fakat aşısı yok. Şimdi size ben biraz hastalığın oluşum aşamasından bahsetmek istiyorum. Virüslü bir kene tarafından hayvan ısırılıyor ve bu kuluçka süresi hayvandan hayvana değişiklik gösterebiliyor. Mesela kitabi bilgide diyorlar ki bu kuluçka süresi 2 hafta sürüyor. Ama biz Bozo'nun hareketlerinde yaklaşık 3 aydır bir yavaşlama görüyorduk. Evet. Çünkü Bozo çok aktif, sportif bir hayvan. Kesiliyordu, koşmak istemiyordu ya da uzun dinlenme süreleri oluyordu koşmasının neticesinde. Gittiğimiz veteriner arkadaş yine kan testi yapmasına rağmen ve kan testinde bir şey görmemesine rağmen bunun tamamen Bozo'nun yaş almasıyla alakalı olduğunu ve bizim bu duruma yavaş yavaş alışmamız gerektiğini söyledi. Tabii biz de bunu kabullenmek istemedik çünkü çok aktif bir köpeğimiz var. Neticesinde bu kuluçka süresinden sonra kandaki al yuvarları yiyor virüs ve vücudu kansız bırakıyor. Evet. Kansız bıraktığı durumda da dolaşım durma noktasına giriyor ve bunun
ilk reaksiyonunu solunum yetmezliği olarak görüyorsunuz. Evet. Yani bozoyu biz o yüzden orada yakalamışız. Fakat benim size önerim şu olacak. Yani biz ısrarla bozonun hareketleri yavaşladı, niye böyle oldu dedik. Hatta sorduk yani, dedik ki yani bu kadar ani mi hayvanın hareketleri azalır? Hani bu kadar mı ani yaşlanır böyle 2 gün 3 gün içerisinde? Olabilir vesaire dendi. Ben orada biraz kendimi de suçlu buluyorum. Yani üstüne gitmedim bunun. Çünkü ben, bizler köpeğimizi tanıyoruz değil mi? Yani bizler hayvanlarımızı tanıyoruz, karakterini biliyoruz. Benim tavsiyem size oralarda lütfen üstüne gidin. Yani çok da ha böyle dediler, böyledirin kabulünü yapmayın. Biz yaptık, bence hata ettik. Bir diğer nokta, yine burada aydınlatmamızda fayda var. Bizler de yani insan olarak da herhangi bir rahatsızlıkla hastaneye gittiğimizde bence ilk yapmamız gereken şey kan tahlili. Bozonun kan tahlili belki o gün değil mi? İlk gün yapılsaydı olsan çok daha önce belki kandaki o değerlerdeki düşüşler tespit edilecekti ve başka bir yola girecektik. Biz 3 gün kaybetmeyecektik gibi gibi. Neyse biz bu aşamalara geldik. Bu bir kene ısırığıyla dediği gibi olsanın olan bir şey. Doktorumuz da veterinerimiz de devamındaki videoda açıklayacak. Bundan korunmanın tek yöntemi bu kenelerin, pirelerin bizim hayvanlarımıza gelmesini engellemek. Bu bizim yaptığımız damlalar vesaire yeterli olmuyormuş. Onları da dinleyeceksiniz. Şimdi biraz tedavideki disiplinden evet. bahsetmemiz gerekiyor. Bu masadaki kutuların tamamı bir ilaç tanıtımı falan değil. Biz kimseden öyle bir sponsorluk falan almadık. Keza veteriner ekibimizden de herhangi öyle bir sponsorluğumuz yok. Sadece yaşadığımız şeyi anlatıyoruz, paylaşıyoruz. Buradaki ilaçların hepsini kullandı bozu. Burada da kaç kutu antibiyotik 24 var? Kutu antibiyotik kullandı. 24 kutu antibiyotik monodoks. Normalde bir insan için kaç miligram? Günde 100 miligram veriyor. Maksimum 200 miligram veriyor. Bozo günde 800 miligram içti. Yani normal bir insan atıyorum bir doz alıyorsa bozu evet. 40 kilogram bir erkek labrador 8 doz antibiyotik aldı gün içerisinde. İnanılmaz yan etkisi var, onu da bahsedelim. Hı. Mide bulantısı yapıyor. Çok ızdırap çekti. Mideye dokunuyor. Antibiyotik içtikten sonra hemen yatmaması gerekiyor. Biz hep bunları açıkçası 40 gün boyunca değil mi Oğuzhan? Yani saati saatine dikkat, saati saatine, dikkat etmeye çalıştık. Demir hapı aldı değil mi? Ferrum Fort verdik. Çünkü kan, vücudun kan üretmesi gerekiyordu. Hatta bozoya kan nakli bile gerekebilir evet. dediler. Çok kötüydü bozonun durumu. Yani doktorumuz anlatacak. Başlangıçta 10 gün kadar prednol kullandık ki bu kortizon ve çok ağır bir kortizon kullandı. 40 miligram kullandı günde. Doğru mu? 40 miligram kullandı. Yani sabah akşam 40'ar yani 80 miligram kullandı. Normal bir insana verilen maksimum en ağır kortizon 40 miligram. Öncesi, ve bunun öncesinde de tabii mide hapı. Tabii mideyi korumak için de işte burada famadin var. O da hayvanın midesine bir zarar vermesin diye. Şimdi yine önemli bir konudan bahsediyorum. Bizim kendimizi çok disipline ettiğimiz bu durum. Antibiyotiği aldıktan sonra yarım saat geziyor. Yani antibiyotiğin kana karışması ve dolaşım sistemine mideye girmesi için. Mideye dokunmaması için ve de. Çünkü çok ağır bir antibiyotik. Bunu kullandığı dönemde de yan etkileri biz yaşadık. Kusma ve ağız sulanması gibi etkiler oldu. Ama bunu da doğal karşıladık. Çünkü evet. yan etkilerini biliyorduk. Prospektüsleri okumuştuk. Neyin ne olduğu ile ilgili bir farkındalığımız vardı. Yani bize verilen prospektüsünü birebir uyguladık. Orada veteriner hekimin sizi yönlendirmesi çok önemli. Ve birebir yani mide hapını aldıktan yarım saat sonra mamasını yedi. Mamasını yedikten hemen sonra monodoksunu aldı ve ondan sonra yarım saat 40 dakika gezdi. Öğlen saat 2 gibi bunların hepsini sabah 8'de yaptık. Öğlen 2 gibi işte aç karnına demir hapı alması gerekiyordu. Demir hapından da normalde insanlar bir tane içiyor. Bozo günde 3 tane içti. Bu arada prednol kullandığı dönemde sabah ilk önce prednolü alıyordu, peşinden işte monodoksu alıyordu vesaire gibi böyle bir sıra takip ettik ve reçetelerimizi bu şekilde uyguladıktan sonra tabii klinikte de sürekli biz ilk başta 3 günde bir kliniğe gittik değil mi? Kan yapıcı hormonlar falan enjekte edildi bozoya. Bununla birlikte işte bir sürü kan tahlilleri, toplam 5 tane kan tahlili yapılmış. İlk gün yapılana gerçekten içler acısı. Biraz önce baktım. İnanılmaz. Bugün artık son kan tahlilimizi yaptık. Ve bozu artık antibiyotik kullanmayı bıraktı. Çok şükür. Oğlumuz iyileşti. Onun için de bugün bu videoyu yapmaya karar verdik.
sıkı bir takip gerekiyor. Evet, zor bir hastalık. Ama umudunuzu kaybetmeyin. Gerçekten bir şeyler iyiye gidebiliyor. Bu tamamen inanç ve iyi bakımla oluyor. Tabii ki hayvanın kuvveti vesairesi de mutlaka önemlidir. Genetik yapısı vesaire ama bence her şeyin başında değil mi Oğuzhan? Sıkı takip. Biraz da inanç. Çünkü biraz köpeğinizi inanç. Herkesten iyi siz tanıyorsunuz. Evet. Bir anormallik gördüğünüzde, bir şeyin ters gittiğini hissettiğinizde ya bir şey olmaz demeyin. Demeyin. Bir test yaptırın edin. Evet. Ve biz de bunu internette gördük ki fazla bilgi yok. Paylaşalım istedik. Umarım size, değil mi? Faydalı yani, olmuştur. Faydalı olmuştur. Faydalı olacağını umut ediyoruz. Diğer taraftan mesela beslenme alışkanlığı ile ilgili ben bir şey söyleyeceğim. Hani Bozo'ya biz anti-alerjen mama yediriyoruz. Çünkü hani çok alerjik bir yapısı var falan. Ama bu beslenme periyodunda ben Bozo'ya dalak ve ciğer evet, pişirdim. Evet, evet. Kan yapması için onları verdik. Onları da belli öğünlerde, özellikle hani gün ortasında sindirebileceği öğünlerde verdik ve yedirdik. Evet, evet. Yani çünkü veterinerimiz de ne yiyorsa verin dedi. Yani yemesi çok önemli dedi. Evet. Kan, vücudun kan üretmesi için. Videonun devamına değil mi ekleyeceğiz Erdinç Bey'le röportajımızı? Şimdi Ataşehir Veteriner Kliniği'nde Erdinç Bey'le ilgili yaptığımız kısa sohbete geçiyoruz. Evet. Umarız faydalı olmuştur. Hoşça kalın. Hepiniz sağlıkla kalın. Hem köpekleriniz hem sahipleri. Hoşça kalın. Arkadaşlar merhaba. Bugün Ataşehir Veteriner Kliniği'ndeyiz. Erdinç Bey'le beraberiz. Bozo geçen ay ağır bir rahatsızlık geçirdi. Çok korkuttu oğlumuz bizi. Sağ olsun Erdinç Bey bize yardımcı oldu ve bugün Bozo hayata döndü. Ve bugün güzel haber aldık. Bozo artık antibiyotik kullanmayı bırakıyor. Şükürler olsun. Evet, artık iyi durumdayız. Evet, biz buraya nasıl geldik onu hemen kısa bir özet geçip Erdinç Bey'e sözü bırakacağım. Biz Bozo'yu ilk önce bir veterinere götürdük. Daha doğrusu bir sabah nefes alamama problemi yaşadık Bozo'da. Bir nefes darlığı oldu. Hemen bir veteriner kliniğine yorgunluk belirtileri, haklısınız. Tabii siz daha detaylı belki söylersiniz ama. Ve biz en yakın veterinere gittik. Bize dediler ki akciğer kanseri olabilir ve röntgen çekilmesi lazım. Bozo'nun bebekliğinden beri geldiği Ataşehir Veteriner Kliniği benim çok memnun olduğum bir klinikti ama mekan olarak biraz uzağa taşındığımız için iletişimimiz azalmıştı. Dedik ki en iyisi biz bebeklik yerine gidelim. Ve sağ olsunlar burada hemen röntgenler vesaireler ve teşhis kondu. Erdinç Bey burada söz sizde, artık nasıl oluyor? Köpek sahibi olan arkadaşlarımıza bence vesile olsun bu bilgilendirme. Şimdi Bozo'nun gerçekten tablosu ağırdı. Aşırı yorgunluk belirtileri, ayakta duramıyordu. Evet, duramıyordu. Kas yıkımlanması noktasına varacak kadar kötü durumdaydı. Bize kan tablosunda hemogram bulgularındaki trombositopeni dediğimiz trombosit seviyesinin düşüklüğü ve anemiye yakın tablo bizi şüphelendirdi. Bir kan paraziti olabilir mi? Kahverengi kenelerle bulaşan Ehrlichiosis dediğimiz köpek sahipleri arasında da kan paraziti olarak bilinen hastalıktan şüphelendik. Ve çok kısa bir sürede hastalığı yaptığımız tetkiklerle kesin tanısını koyduk. Ve tedaviye başladık. Evet, evet. Bu tedavi, şimdi bu hastalık zaten bazen çok hızlı gelişiyor. 2 haftalık akut fazda her türlü şeyi bozabiliyor, evet. Dengesini. Lenf yumruları şişiyor, yeme içmeden kesiliyor, halsizlik belirtileri. Evet, tam bunları yaşadık. Gene akciğerde problemli tablo. Nörolojik belirtiler gibi, bacak sıyırması, bulamama, devrilme, epileptik şey gibi, evet. Bazen herhalde beyin kökü vestibüler sendromdan şüphelendiren karmaşık bir klinik belirti tablosu yaratabiliyor. Ama biz Ehrlichiosis'i gördüğümüzde zaten kesin tanı var elimizde. Biz direkt onun tedavisiyle başladık. Kan tahliliyle tespit ediliyor değil mi bu? Sınav testlerle teşhis ediliyor. Sınav test çok hızlı bir şekilde yanıt verdiği için biz kliniğimizde normalde PCR'la da şüphede kaldığımız olgularda kullanıyoruz bu testi. İhtiyaç duymadık. Çok hızlı bir şekilde tedaviye geçtik. Evet. Bozo'nun bünyesi aslında güçlü bir köpek çok olmasına rağmen bizdeki hastalık kronik
fazla bir hastalıktı ya da subklinik. Bazen sinsi seyrediyor. Aylarca hiçbir belirti vermeden, yansıtmadan seyredebiliyor. Ta ki eklemler kilitlenene kadar yorgunluk belirtileri, ayakta duramama, deri altı kanama belirtileri, böyle morluklar, birçok şeyi bozabiliyor. Kusma ile sonuçlanan belirtilerden verebiliyor bu hastalık. Şimdi Erdinç Bey, size bir şey danışacağım. Şimdi biz bozonun hiçbir zaman bu dış parazit aşılarını aksatmadık. Eminim bir sürü hayvansever, hayvan sahibi de yapıyordur. Evet. Bunlar buna engel mi? Şöyle, burada parazitler mücadele başlı başına bir alan. Keneler de, dış parazitler de bunlara karşı zamanla direnç geliştirebiliyor. Bugüne kadar olanları zaten genelde kene ısırdığında, etkeni aldığında felç olarak ölüyordu. Zaten ısırdığında da bu etkeni taşıyabiliyor. Bir kene vücudunda yaklaşık bir 150-160 gün süre etkeni taşıyabiliyor. Kene aslında bir ara konakçı, taşımaya yardımcı oluyor. Bu sürede etkeni bulaştırdığında, biz zaten aldığımızda eğer subklinik seyrediyorsa, bir yıl, bir buçuk yıl sonra bile hastalık belirtileri ortaya çıkıp hasta sahibini şüphelendirip hekime gitmesini yol açıyor. O da çok bazen çok geç oluyor. Bu risk grubunda daha çok doğayla iç içe olan av köpekleri, Alman çobanı köpekleri zaten başlı başına bu hastalığa en yatkın ırk ve tedavi edilebilme oranı da en zor, ırk. Yani artık bundan sonra daha etkili dış parazitler ilaçlar var. Kenenin hiç vücuda yaklaşmamasını, onu sağlamamız lazım. Öldüren parazit ilaçları var. Bunları kullanmak, doğayla iç içe olan daha çok büyük ırk köpekler bunlar. Çünkü egzersiz ihtiyacı fazla onların. Yürüyüşe çıkmak zorunda. Şimdi bir de şeyi soracağım size. Şimdi aslında normalde bozo bir ev köpeği ve bir sitede yaşıyor. Çok da fazla sokaklarda gezen bir hayvan değil. Ama belli ki bir tanesinin bile zararı var. Bu durumda bizlerin buna demek ki çok önem vermemiz gerekiyor. Öyle değil mi? Peki bir şey daha soracağım Erdinç Bey. Bozo'dan bize bu hastalığın geçme riski var mı? Yok. Tamam. Yani çünkü bu da hepimizin aklına takılan bir soru. Ya da başka bir köpeğe, başka bir arkadaşına bulaştırma riski yok. Hayır. Tamam. Ancak kene bulaştırabilir. Tamam. Bu hastalığın en kötü yanı otoimmün hemolitik anemiye yol açabiliyor. Bu da immün sistemi bozduğu için anemiyle mücadele etmek çok güç olabiliyor. Bu evreye varmadan kurtarabilmek için biz bozonun tedavi süresi boyunca 2-3 kez kan tablosuna baktık, hemograma. Yavaş yavaş yanıt aldığımızı gördük. Ama bundan sonra ara ara tekrar kontrol edeceğiz. Gerekirse 3 ayda bir birkaç kez kan tablosunu göreceğiz. Hastalık tam çözüldü mü? Bize göre kazındığını düşünüyoruz. Anladım. Geri dönmeyeceğini düşünüyoruz ama İnşallah. Her zaman dikkatli olmak zorundayız artık. Aslında bütün hayvanseverlerin ve hayvan sahiplerinin bu konuda dikkatli olması lazım. En ufak bir hayvandaki, belki dediğiniz gibi, bu yorgunluk, halsizlik gibi şüphelerde benim yaptığım en büyük hata kan tahlili istememekti. Orada sizin o doğru teşhisinizle biz çok doğru yola girdik. Çok uzun zaman, 40 gün neredeyse antibiyotik tedavisi yaptık. Çok, herhalde 20 kutu falan antibiyotik içti. Minimum zaten 3 hafta. Bu arada şeyi de söylemekte fayda var. Erdinç Bey akciğer kanserinden şüphelendiği için yurt dışıyla bağlantıları var. Yurt dışındaki hocalara da danışıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Sizin öyle bir ekibiniz var değil mi Erdinç Bey? Oralardan da görüş aldınız. Web üzerinden. Akciğer kanseri olmadığı konusunda daha rahatız gibi şu anda. Elimizde kesin bir done vardı. O doneye tutunarak üzerine gittik ve her geçen günde de solunumun rahatladığını gördükten sonra en azından kontrol radyografilerinde de rahatlamayı gördük. Çünkü bir akciğer tümöründe mümkün değil gerileme. Değil mi? Kemoterapik tedavi dışında iyileşme sağlamak mümkün değil. Doğru söylüyorsunuz. Peki son olarak hani size şeyi sorsam, bizim gibi hayvan sahiplerine
bu anlamda ne tarz, neler önerirsiniz? Neler kullansınlar? Size gelmeden önce ya da bizi buraya getirtmeyecek, bu anlamda sadece sağlıklı günler için getirtecek neler yapmalıyız? Bu hastalıkla ilgili yapılacak şey parazit için önlem almak. Hı-hı. Yürüyüş sonrası kontrol etmek. Yürüyüşteyken bile ormana çıktınız, dolaştırıyorsunuz. Üzerinde kene var mı yok mu? Bunu kontrol etmek. Ve öncesinde de en iyi parazitler ilaçlarla önlem almak. Yani burada Erdinç Bey, sizinle beraber hakikaten çok pırlanta gibi de bir ekibiniz var. Ben burada hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hani isim verip ayırmak istemiyorum şimdi. Ama biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yok yani gerçekten biz Bozo buraya gelirken hiçbir zaman ayakları geri geri gitmiyor. Koşarak geliyoruz. Evet, koşarak geliyoruz. Belki de kendinin burada iyi edildiğini biliyor. Onu da bilemeyiz tabii. Onların ne duygular yaşadığını da hiç bilmiyorum. Bozo güçlü bünyeli bir köpek. Çok şükür. Özgüveni de yüksek. Evet. Onun için pek korkusu yoktur. Gene de biliyorsunuz labradorlar sevgi dolu. Çok, çok. İnsanlara çok az bir oranda labrador hekimden kaçar, insandan kaçar, tedirgin olur. Bozo gerçekten... Bozo normalde biraz insan ayırır ama burada herkesi seviyor, şükürler olsun. Çok teşekkür ederiz Erdinç Bey. Yani hem bize verdiğiniz destek için, hem verdiğiniz bilgiler, hem bizi aydınlattığınız için, hem de hakikaten oğlumu iyileştirdiğiniz için. Oğlumuz bizim için çok kıymetli çünkü. Bizim için mutlu olan onun iyileşmesi. Çok sağ olun. Çünkü biz bir hastalıkla yüz yüze gelince artık orada bir çok sağ olun psikolojik savaş, sinir savaşı başlıyor. Evet, hastalık evet. 40 gündür biz sabah akşam onu yaşıyoruz. 40 gündür çünkü içli ilaçların da bayağı ciddi yan etkileri var. Bunları konusunda siz bizi uyarmıştınız, işte yarım saat yatmasın, içsin, mide hapı alsın vesaire, hep o sırayı uyguladık. Yani reçeteyi de düzgün uygulayınca kesinlikle çok şükür bugün sağlığımıza kavuştuk gibi görünüyor. Bozo bizi daha bırakmıyor, şükürler olsun sayenizde. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, çok mersi. Siz de sağ olun. Arkadaşlar böylelikle Bozo'nun hayata dönüş hikayesini gördünüz siz de. Gerçekten oğlum hayata döndü. Ben çok teşekkür ediyorum buradaki herkese, bize verdikleri destek, ilgi ve sevgi için. Sağ olun. Aşkım benim, aşkım.